Ben mental olarak şu an kendimi yenilemiş vaziyetteyim. Bana öyle yok bir daha olmasın, yok bilmem ne olmasın. Bana rage geçittirmeyin dakika bir. Tatil mi yaptı kral? Ya tatil değil de. Böyle bir nasıl diyeyim? Kanala hoş geldin. Tatil değil. Tatilimsi arkadaş ağırlamalı, iş yapmalı. Karman çorman bir, bir 7 gün geçirdim ama güzeldi yani. Hani güzel dediğim şey böyle. Hem birkaç iş halloldu. Güzel işler halloldu. Hem işlerle ilgili güzel şeyler halloldu. Hem arkadaşlarımı bir gördüm. Bir de arkadaşlar bu ATV manyaklığı sardı. Bundan sonra ben motovlog kanal açacağım. ATV serüvenleri bu kadar. Yeni içeriğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> İyi kafa dağıtmışsın bayağı. Yani kafa dağıtmak için yapmadım ya. Ama ATV feci bir şey. Geçen gün ATV'yi devirdim. Bir miktar devirdim. Çamur yedim. Anlatayım mı size tam olayı? Karınca çiftliğim sana bir şey söyleyeyim mi? Bu odaya şu görmüş olduğunuz odaya bu bir hafta içerisinde bir iki hayvan besleme dışında girmedim bile. Bak yeni gelen teraryumlarım hala yerde duruyor. Bak buraya girmedim bile. kaçlık ATV binlik koçum. Binlik bastım mı burun kaldırıyorum. Yanlamaya da başladım. Şşşt. Artık böyle yani direksiyon kırma falan yok. Böyle çat çat yapıyorum. Şşt. Olduğum yerde dönüyorum falan. Öyle bir kaşar oldum. Zayıflamışsın sanki bu arada. Yok be. bilmiyorum Hiç bakmadım. Çok yakıyor mu? Gök sana şöyle söyleyeyim bin liraya fullüyorsun 100 kilometre gidiyorsun. <laughs> ben anlamadım bu işi. Yani Zafer Hoca bunu beğenmedi. Yok Zafer Hocam anlar beni ya ben bunu kalkıp da şehrin içinde yapmıyorum. Mıcır yerde falan böyle boşlukta yapıyorum. Ya. Bin liraya fullüyorum yok 100 kilometre gitmiyor. Y ha, bir dakika dur ya. Bir kere şöyle söyleyeyim bir hafta içerisinde neredeyse 400 kilometre 500 kilometre yol yapmışım ATV ile görmemiş gibi kullanmışım yani. ATV'yi dibine kadar kullandım yani öyle söyleyeyim. <laughs> Hayır. Şimdi birkaç yerinden ses gelmeye başladı ATV'nin. Götürdüm servisine. Burada mahalle servisi. Baba dedim bu ne oldu bu ATV? Niye bu böyle kan alıyor? Dedi ki bunların 450 kilometrede 500 kilometrede zaten servisi oluyor dedi. Sen de bunu yeni almışsın. 500'de gel bakarız. Sonra bir baktı zaten 500'e yaklaşmış. E dedim yarın gelirim ya da yarından sonra. Nasıl yani dedim 500 olur. Kadar geziyor musun ya o kadar kullanıyor musun dedim. He dedim. Bir kere böyle bir dezavantajım var. Arabayı hiç kullanmıyorum neredeyse. Çok nadir. Keyifli ya. Belimi bir tık ağrıttı mı acaba o mu ağrıttı bilmiyorum ama dik oturuyorum. 4 defa gözüme taş girdi. 3 defa 5 defa gözüme böcek girdi ağzıma ağzıma. Bunu bir çözmem lazım. Gözlük mü takmak lazım? şey mi takacağım ne yapacağım bilmiyorum. Motor çok ısındığı zaman bacak aralarım yanıyor. Kask. Kask takıyorum ya. Kaskım yani. Kas takıyorum. Oğlum kas takıyorum. Kas çok önemli. Bakın dirsek, göğüslük, sırtlık, bacak koruma. Ondan sonra gözlerinize mutlaka bu şey. Ne ne diyeyim ona? Snowboard gözlüğü gibi. Arada bir gözlüğü unuttuğum zaman normal güneş gözlüğümü takıyorum. Birkaç tane sinek yapışıyor en fazla. Bunlar önemli. Deniz gözlüğü. <laughs> Mantıklı lan. dedim böyle. Bakın kumda test ettim. Çamurda test ettim. Yalnız şöyle bir şey yaşadım. Orman yoluna girdim baba. Orman yolunda abi CF motoruna çok bir şey bekleme. 5000 köpükten sonra çöp. <laughs> niye? Neden? Oğlum ilk ATV'm dur bakalım ne yaşayacağız göreceğiz. Bilmiyorum. Gül gibi bakıyorum yani bir şey olmaz. Ekranı falan gidip gelmeye başladı mı? Sayın azın... ağzını bak niye benim moralimi bozuyorsunuz? Az buz para vermedim oğlum. Niye gömüyorsunuz böyle sürekli motorcular? Ya kanka onu almasaydın ya falan. Kullanmayı bilmiyorsunuz. Ondan sonra yok bozuldu etti. Abi ama söyledim ki ben. Kaç defa ACF kullandım Ucuza mı kaçtın abi? Hayır oğlum. Çevremdeki herkes onu kullanıyordu. Dediler ki bundan al. Kaçlık alayım? Size de sordum. CF mi aldın abi? Geçmiş olsun. Ne oğlum yürüyün gidin ya. Ben motorumu seviyorum kardeşim. Ben motorumu seviyorum. Iraklı anlar mısınız arkadaşlar? Bak chatte o değil mi o? <laughs> Sat abi selamünaleyküm abi yayınlar eyvallah hoş geldin. Ya şaka yapıyorlar değil şimdi bir baktı bir yüzüm düştü. Ondan sonra hemen yapıştır baba dur. Ormana gittim bak anlatıyorum. Şimdi ilk ATV deneyimim olduğu için bir de ilk deneyim daha hayatım ilk defa bineceğim motoru binlik aldığım için bana dediler ki çok dikkat et çok dikkat et. Neye dikkat edeyim dedim? Bu dedi uçurur seni. Ya dedim ne kadar uçurabilir binlik motor? Bindim. Anlattım bunu size. Gazı bir koydum abi böyle bir heyecan bastı. iyi attı motor. Tamam bunu düşüreceye falan bir şey yok. Virajda dikkat ederim. Ee, düz kalkarken kontrollü kalkarım. Okey. Ormana gittim. Ormanda da 4x4'ü aldım abi çıkıyorum. Şimdi bir yer geldi. Orman yolu hayal edin. Zamanında oraya artık traktör mü girmiş, bir şey girmiş. Çok ciddi bir engebe var. Ve içi fır çamur. Yani bataklık olmuş orası. Gözüm yemedi. Dedim ki ben buraya girmeyeyim. Şimdi bir şey olur, bir tekniği vardır, bilmiyorumdur, çukur çukur. Yani e, ATV ile dümdüz gitme şansı yok. Bir yer yatacak böyle belli. Oraya girmedim. Yarın girerim dedim. Biraz tecrübe edeyim yarına kadar. Ertesi gün oldu gittim oraya. Gireceğim abi. O yol nereye gidiyor merak ediyorum çünkü. Gittim. Ulan. Şimdi motoru böyle gayet kontrollü bir şekilde ayağa da kalktım böyle girdim tamam mı oraya? Bastım vıt, vıt 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 Abi battıkça batıyor. Dur bir dakika. ne videosu? Heh şimdi. Bu arada ağzıma çamur girdiği zaman videolar falan var bakayım. <laughs> Dur şunu esesini bizimkilere bir yollamam lazım. Şunu bir yollamam lazım. Anının üstüne tam olarak bunu size göstereceğim. Vitamin değil bildiğin çakal ku girdi ağzıma. Çakal Yuttum. Bak bunları hep videodan ses? Bu arada normal ATV kullanan offroad yapanlar için şu an bu mu koyayım diyeceği bir şey de ben tecrübesizim işte o anlamda. Gösterir esesi. ayağımda bilekli ayakkabı gayet güncel. Altımda şort, beyaz şorabımı giymişim, gözlük buramda falan. Ormandayım ama. Baba o böyle aşağı düşünce ben de psikolojik olarak sol ayağımı devrilmesin diye yere koydum. Yere koyunca tabii Ayağım şeye kadar, bileğimin üstüne kadar yok oldu. Çamurun içinde ayakkabım yok oldu. Ama o hala düşecek gibi yani böyle yandırıyor. Bu konuda çok eleştiri aldım. O servisteki arkadaş bayağı kızdı bana dedik. Yani ATV'de hiçbir zaman ayağını yere koymayacaksın dedi. Ayağını yere koyarsan bacağında kırılır, ayağında kopar, her şey gelir dedi başına. Evet Allah'tan kırılmamış ayağın diyor. Doğru. Direkt bana o konuda uyarı yaptılar. Sakın ola ki bir daha ayağını yere koyma. Neden? ATV zaten kasalı bir araç olduğu için sen yana da düşsen en fazla omzun yere düşer yani. Hani kalkıp da e, sana bir şey olmaz, ayağına, bacağına bir şey olmaz dedi ama psikolojik o. Ayağımı yere koyayım tribi. Çamur olduğu için de tabii ne oldu? Şimdi ben yana yatığım, direksiyonu böyle kırdım, gazı bir koydum lastik boşta ya. Rırt bir döndü o bütün çamuru bana pata 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 pata. Zaten ilk gelen çamur böyle tenis topu boyutunda <laughs> ağzıma girdi tamam <laughs> mı? Saçıma geldi, buralarıma geldi. Battım, bok içindeyim yani. Ama çok keyif aldım. Güzeldi. <laughs> Gülmeye bak ağzınız. İşte Sonra üstün sürüş yeteneklerimi kullanarak hemen R'ye takıp böyle hop geri çıktım. Sağ taraftan alıp başka bir yerden çamura batıp çıktım. Ama e, birazcık hata yaptım. 4x4'teyken L vitesini almadan çok gazladığım için galiba frenleri bir şeyleri bir yaktım orada. Duman muman çıkarttım ben bir şekilde zaten şimdi böyle rölantide çalışırken ATV şey oluyor bir tık Oluyor. Bunları fixleyeceğiz bir şekilde. Öğreniyoruz baba. 160'tan aşağı gitmiyorum ya. Olur <laughs> o kadar. Millet parasıyla alıyor. Abi peki motorda arkaya birini alıyor musun yoksa tek kişilik mi? İki kişilik. Genelde iki kişilik. Bunun bir tek arkasında bir buzdolabı kısmı var. Koltuğu söküyorsun onu takıyorsun yeni modelinde böyle Overland'de. Bu, bu kadar yani. Şimdi size o SS'leri göstereceğim. Şaka şaka en fazla 80 yaparız. Evet 80 yapıyor maksimum. Ama bunlara şey falan yapıyorlarmış. Yazılım açtırıyorlarmış falan. Onlar hiç yapmaya gerek yok. Aa, şimdi şu SS'leri bir açalım. He. Bunu Sayna sana atıyorum Whatsapp'tan bana yollasana Discord'dan. Çok eğlenceli. Yani hele ki böyle bir köye at. ya köyde yaşıyorsan harbiden ATV başka bir boyutmuş. Onu anladım. İyi ki de almışım çünkü arabayla olmuyor abi burada. Allah kaza bela vermesin. Ya işte dikkat etmek lazım abi. Ne kadar dört tekerlekli olursa olsun. Şey korkutucu yani. Diğer arabalar korkutuyor. Yani gelip bir an yanından vurabilir. Ee, yavaş gittiğin için arkaya sıfır yapanlar oluyor. Daha yeni yeni anlıyorum bunları. Ben de sinirleniyorum, gaza basıyorum tabi hemen. Bir binliği gösteriyorum orada lan hayırdır diyorum. Ama bundan sonra ne model alırım, alır mıyım? Onları artık konuşacağız bilir kişilerle. Ocean World oyununa bakar mısın? Ne? O? Hayatta kalma mı? Kastık gülme Koray yolla Discord'tan. Yolladı <laughs> galiba. Bakın bu ilk an ama bu doğal bir fotoğraf yani şey değil. Bilerek çekilmiş bir şey değil. Kameralara yakalanan yerler bunlar. Bu ilk dar mememe bakar mısın? Memem çıkmış oradan görüyor musun? Şu memeyi bloklayalım şurada. Neyse bir şey olmaz. Çamuru bu yedikten 5 saniye sonrası bu. Kafamada biraz sıçramış. Mesela bu bir görüntü. Bu tadını aldıktan sonrası. Bak bu ayakkabı falan gül gibi. Sol ayağımı görmeyin. Sol ayak yok. Şuraya kadar neredeyse dizime kadar çamur. Yani dizimin altına kadar. Bunlar hep anı görüntüler evet. <laughs> bu da eyvah düşüyorum galiba dediğim. Oh düşüyorum. Yalnız motorun rengi falan çok böyle güzel değil mi? Tam askeri be. Askeri. Askeri. Kaskın çok güzelmiş. Ya burada kaskı çıkardım ya. Burada korumaları falan her şeyi çıkardım. Dediğim ki çok sıcak. Bu ATV'yi buradan çıkarabilmem lazım. Kamuflaj ring evet. Hepsini çıkardım orada. Dizdiklerle çok iyi değişiyor. <laughs> ya oğlum bir şey söyleyeceğim. Doğanın içindeyim. Tecrübesizim. Hiçbir arkadaşım yok ki bana ATV kullanıyorsam bu ekipmanları al diyen, Ben hala pipi altıma telefonumu sıkıştırıyorum kullanırken. O düşmesin diye uğraşıyorum. Video olsaydı video zaten bu da ben videodan aldım sesleri. Abi benim kuzenim ATM'de kaza yaptı. ATV'de kaza yaptı. Taksi yaptı bir anda sağdan çıkınca çok yanmış. Sonra diğer kuzenine geçtik abi. abi canı acımış. Yani canı acır zaten kaza bu da. Of oh, şakaya gelmez tabii ki de dikkat etmek lazım. Ee, ben ufaktan her ne kadar ATV bir motosiklet değil tabii ki de. Yani o kafayla bir tutamayız. Ama şunu anladım. ATV'de bile bu kadar gerginlik yaşıyorsam ben bazı durumlarda çift teker üzerinde olan motorcu kardeşlerim kim bilir ne zorluklar yaşıyor. iki teker üstü çok başka bir şey yani onu anladım. İyi ki de motor almamışım almayı da düşünmüyorum. Tamam ATV'de körükliyorum, gidiyorum, offroad çıkıyorum, iniyorum, yokuş aşağı, yokuş yukarı, sahile iniyorum, kumsalda koyuyorum, aap, gidiyorum falan ama motor çok başka bir iş. Motor şakaya gelmez yani. <laughs>